CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Merhabalar Halk TV izleyicileri. Biz bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de çok sık ziyaret ettiğimiz Tepebaşı Belediyesi'ndeyiz ve Başkanımız Ahmet Ataş'la beraberiz. Nasılsınız Başkanım? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her geldiğimizde çok güzel projelerden bahsediyoruz. İşte anlata bitiremiyoruz ama bugünkü programımızda maalesef güzel şeyler konuşmak isterim ama çok kötü günler yaşıyoruz ve terör olaylarıyla Türkiye şu anda gündem yoğun. Cenazelerimiz var, şehitlerimiz var ve en son Ankara'daki olay var. İsterseniz bunu değerlendirmeyle başlayalım. Sonra diğer konulara gireriz başkanım. Evet. Gerçekten hani Türkiye siyasi tarihinde böyle bir olumsuzluk, bu kadar böyle büyük bir katliam yaşanmamıştı. Hani orada kaybettiğimiz insanlara baktığınızda hani çocuğundan yaşlısına kadar birçok insanımız hayatını kaybetti. Kandan beslenen, barış istemeyen insanlar ve Türk halkının sabrını kontrol ediyorlar veya tartışıyorlar. Bu anlamda çok tehlikeli bir sıkıntı yaşadık. Ankara'nın göbeğinde ve çok kısa mesafelerde kurumlar varken, yani öyle bir noktada güvenlik alınamaması, bunun kontrol edilememesini neye bağlıyorsunuz? Yani tabii onlara girdiğimizde çok şey konuşulur. Evet. Güvenlik güçlerini görürdük. İndiğimizde gene orada çok sayıda polis olurdu ama bu sefer bunların çoğunu göremedik diyorlar. Evet. Bazıları da diyor sivil polis vardı deniyor ama ne olursa olsun yani orada üniformalı bir güvenlik gücünün olması oraya gelen insanlar adına bir güvencedir yani. Güvencedir, onu görmeyince insanlar hani bir şüphelenmişler hakikaten ve bizim ekipler biraz geç kalmışlar, geç girmişler. Tabii Eskişehir'den orada bir can kaybımız var. Bir arkadaşımız da parçalı bomba olduğu için ayağından yaralanmış. Dün ben biraz işte partileri ve sivil toplumları gezdim. Onlara hem başsağlığı diledik hem bir yönde de geçmiş olsun dedik. Yani ölen insanlar tabii hepimizin çok yakını ama yine de hani kendi şehrimizde böyle bir zayiatın az olması sevindirici bir yönde. Tabii ona sevinirken Erzurum'dan bir uzman çavuş şehit haberi geldi. Ona da çok üzüldük. Dediğim gibi yani bu biraz insanımızın sabrını ölçüyorlar. Bir iç savaş çıkması planlanıyor bence. Bunlara hiç kimsenin taviz vermemesi lazım. Yani siyasi görüşlerimiz ne kadar ayrı olursa olsun artık el ele kol kola bu ülkeye dışarıdan gelen bu tip eylemleri önlemek adına bir olmamız lazım. Ve insanlarımız da çok dikkatli olması gerekir. Hani biz mesela belediyede önlemleri almamız lazım. Giren çıkanı kontrolları. Doğru. İşte eylemlere gidiliyor. Orada sağımıza solumuza bakıp yani tabii, tanımadığımız kişiler var mı yok mu onları kontrol etmemiz lazım. Yani bütün canlar kıymetli. Özellikle sosyal medyada çok dolaşıyor. Yani işte o ölenler, bunlar ölsün, bunlar ölmesin ya da o tarafta insan, bu tarafta insan aslında. Yani çok böyle bir karmaşıklık da yaratılmaya çalışılıyor. Yani çok değişik söylemler var. Özellikle işte Suruç'taki katliam olsun, diğer katliamlar olsun. Aslında hepsinde ortak bir nokta insan canı gidiyor. Çok bariz bir ayrım var. Hatta kendileri dahi itiraf ediyor bunu. Hani %50'nin gönlünü aldık ama karşıda %50'de keskin grup bıraktık diyorlar. 60'a 40 oldu aslında. Ya neyse tabii yani. Onların söylediklerini ben söylüyorum. Evet. İnşallah bu seçimde o daha da artacak. Daha da Cumhuriyet Halk Partisi başta genel başkanımız olmak üzere 7 Haziran'dan itibaren son derece güzel süreci yönettiler. Yani koalisyon kurulması konusunda genel başkanımızın ve ekibinin tavrı son derece olumluydu ve vatandaş tarafından çok ciddi sempati aldı. Mesela işte ne diyeyim 8 Haziran'dan itibaren bu tarafa doğru koalisyon kurulsaydı ne bu 150 tane Güneydoğu'da doğudaki şehitimiz olurdu ne Ankara'daki bu 100 kişi ölürdü. Yani toplam bunlar çok
ciddi tabii yani, yaralılarıyla evet. beraber. Bunların işte kim bunları engellediyse işte bunun vebalinde düşünsünler yani. Hakikaten doğru. hepimizin içi yandı yani. Doğru, doğru. Başkanım, normalde aslında baktığım zaman şu son olaylarda kaos var ve ülkede yönetimde bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Yani devletin yönetiminde şu anda devlet yokmuş gibi hareket ediliyor. Olması gereken devlet adamlığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gözüküyor. Yani uzlaşmacı olarak işte partilerle görüşen, işte halkın, vatandaşın yanında olan aslında devlet adamlığı rolünü şu anda genel başkan yapıyor. Seçimlerde bunun etkisini görecek mi? Yani vatandaşlar bunun farkındadır diye düşünüyoruz. Yani sahada aldığımız şeyleri de o şekilde, görüşlerde o şekilde. Sizce seçim nasıl etkiler 1 Kasım'daki seçimleri? Ben şöyle diyorum, biraz daha kabaca bir tarif yapayım. Yani oy artışı bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bana kalırsa bir de HDP'de olacak diye görünüyor. MHP yerinde kalabilir, belki çok az arttırabilir veya çok az eksilebilir. Ama AKP'nin 40'ın altına düşeceğini tahmin ediyorum. Bu da bence bu oranlar Türkiye'de farklı siyasi görüşlerin de ortaya çıkacağının sinyalini veriyor olabilir. Ben zaten şey diyorum yani, Cumhurbaşkanı elini AKP'nin üzerinden çekse bile o bile Türkiye'de olumlu hareket olacak. Yani siyasi huzuru getirecek. Şu anda Sayın Davutoğlu var. O bile işte bir rahat hareket etmeye başlayacak. Belki partiler arasında uzlaşılar daha iyi noktaya gelebilecek. Evet. Ama yapacağını da zannetmiyorum. O böyle bir temenni tabii. Hı hı. Ama o oranlarda bence siyasette bir değişimler gözükebilir yani diye doğru. düşünüyorum. Doğru. Ankara'da toplantıda da beraberdik. Biz tabii, de oradaydık tabii. başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgeleri açıklandı. Hani çok fazla bir değişim yoktu bir önceki seçimlerden ama farklı olan en önemli şey gençleri alıyorum dedi genel evet. başkan ve gençleri biraz daha ön plana çıkartmaya çalıştı. Seçim bildirgeleri nasıl buluyorsunuz siz? Biraz önce dediğim gibi ekonomik boyuttaki olanlar aşağı yukarı aynı şeyler. Diğer partilerin de aynı. Yani şimdi genel başkanımız bizim programı açıkladıktan sonra işte kaynağı nerede bulacaksınız diyen Davutoğlu ve ekibi kendi programlarına evet. koydular. İşte HDP koydu, işte MHP koydu. Bu konuda bir yönde hükümeti de vatandaş lehine hareket edecek ortamı açtı yani. Ortamı açtı. Genel başkanımızın sayesinde oldu. Zaten programa baktığında çok ciddi detaylar var programda. Bunları hazırlamak kolay değil. Hazırlayanlara da ben teşekkür ediyorum burada. Birincisi, Türkiye'de var olan 7 milyon orman köylüsünün Türkiye'nin en gariban, en fakir, ekonomik açıdan en kötü bir sınıf orası. Yani orman köylüsü. 7 milyon gibi ciddi bir rakam. Çünkü onlar orman içinde kaldıkları için sadece orman müdürlüklerinin vereceği işleri yapıyorlar, yapabiliyorlar. Etrafında işte tarlası yok, hayvan beslemesi zor. Burada da bugüne kadar uygulanan bir vahit fiyat uygulaması denilen, yani tek fiyat uygulaması vardı. Bu düşünülen sistemde çalışan köylülerimizin tüm sosyal haklarının verilmesi, emeklilik haklarının gelmesi ve kıdem tazminatlarına kadar alabilmesi. Bu çok önemli bir şey. Orman köylüsüne hani biz de buradan seslenmiş olalım. Evet. Böyle bir imkan var. Bunu iyi araştırsınlar. Bu gerçekleşecek de bir program, gerçekleşmeyecek bir program değil. Şimdiden ben onlara hayırlı olsun diyeyim. İkincisi de şehit ve gazi ailelerine sosyal hakların tanınması, yeni sosyal hakların tanınması ve milletvekilleri gibi ömürleri boyunca o hakların sürmesi. Bu da çok önemli. Mesela duyuyoruz, Güneydoğu gazisi işte bacağına bir protez alınacak. O protez alınmıyor, sürümcemeye giriyor gibi böyle onları üzen konular var. İşte veya bir destek verilmiş. Evet. Gün geliyor desteği geri istiyorlar falan böyle gazetelerde doğru, okuyoruz. Doğru. Gerçekten çok onların onurunu kırıcı ve bizi de üzen şeyler bu hareketler. Doğru. Onların da böyle bir statüye kavuşmaları
bence çok önemli. Doğru. Onu da buradan duyurmuş olalım. Çünkü biz de burada şehit ve gazi aileleriyle çok yakın ilişkilerimiz var Eskişehir'de. Hatta dün bir kahvaltıda beraber geldik. Yaklaşık bir tahminen 400 kişilik bir toplantı vardı. Onların tarafından yani anlaşılır hale getirilip duyurulması benim adıma çok önemliydi. Evet başkanım. Gençler demişken Tepebaşı Belediyesi bu konuda gerçekten hep farkındalık yaratacak çalışmalar yapıyor. Ben öyle görüyorum. Belediyenizde gençlerin oluşturduğu bir meclisiniz var aslında sizin. O da çok dikkat çekici ve çok dinamikler. Çok güzel çalışıyorlar. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Karar mekanizmasında direkt kendileri de böyle o işin içine dahil olabiliyorlar belediyenin sayesinde. Bunu isterseniz tabii biraz anlatalım. Tabii biliyorsun ikisini de ziyaret ettim. Bir 19 Mayıs, bir 29 Ekim olmak üzere iki tane gençlik merkezimiz var. 50'ye yakın kurs var, farklı işte lisan öğrenme var, işaret dili var, drama var, tiyatro var. Yani o kadar çok onların hoşuna gidecek kurslar var ki bizim kurs tarihlerinde sabahın 6.30'unda kuyruğa girer öğrenci kardeşlerimiz. Diyeceksin ne bir üniversite öğrencisi belediyenin bir merkezinden ne öğrenebilir, ne yararlanabilir? Demek ki çok önemli şeyler var ki sabahın erken saatlerinde kuyruğa girip yaklaşık 1200 ile 1400 arası kayıt alıyoruz. O bir dönem bitiyor. Şubat'ta ikinci bir dönem başlıyor. Oraya tekrar gene 1200-1400 civarında gene yıl içinde çok bunlar değişerek gidiyor. Bunu iki merkez olarak düşünürsen çok ciddi rakamlara ulaşılıyor. Öğrenci kardeşlerimizle bir kahvaltımız vardı. Onlara hem bir hoş geldin kahvaltısı hem de adaylarımızla bir araya getirdik. Tahmin ediyorum bir 500'e yakın öğrenci vardı kahvaltıda. O anda benim içeride işte kahvaltı başladı. Çok kapı açık, çok giren çıkan falan var. Arkadaşlarıma dedim ya kapıda güvenlik var mı dedim. Onlar da ne oldu hiç ilk defa böyle bir şey söylediğimi duyunca. Yok ama dedi biz şey yapalım aman dedim yabancı girmesin ona dikkat edin dedim. Yarım saat sonra Ankara'nın haberi geldi. Yani sanki içime dolmuş gibi. Akıllı Şehirler Avrupa Birliği projesinde 5 milyon euro almamız projesinin içinde çok ciddi çalışmalar yapıyor gençler. Onların tabii başında onları yönlendirici, oradaki eğitici arkadaşlarımız var, belediye personeli. Birlikte çalışmaların neticesinde bu tip önemli projeler çıkıyor. Onların da hayata bakış açıları ve deneyim kazanmaları anlamında çok önemli. Tabii ki. Ayrıca mesela güzel sanatlara grafik yarışmaları açıyoruz. İşte temizlik müdürlüğümüzün işte çöp kamyonları üzerinde kullanacakları afişler veya çağrılar anlamında yarışmalar düzenliyoruz. Onların mesela İlk beşi o kamyonların üzerinde, görselleri o kamyonların üzerine yerleştiriliyor. Hem onların bu yetenekleri konusunda işte Eskişehir'de yaşayan insanların onlardan haberdar oluyorlar. Hem de işte ne diyeyim işte çöpü vaktinde çıkarın gibi algıyı da yaratılıyor. Eskiden düşünürdük işte ağaç mı koyalım, kuş mu koyalım, ne koyalım bunun üstüne. Ama şimdi öyle bir derdimiz yok. İşte yarışma yapıyoruz. Çok güzel. Oradan çıkan netice bizim orada kullandığımız önemli malzemeler oluyor yani. Evet. Çocuk senfonisi derken gazetede bir haber de vardı. Barış için çalacaklar diyor. Bu Barış için Müzik Vakfı'nın bir şeyi var. Sizin Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası'nın bir konseri olacak ve geliri tamamen bu vakfa aktarılacak diyor. İsterseniz bundan biraz bahsedelim. Çünkü Barış mitinginde biliyorsunuz tabii insanlar yani öldü. Barış güne uygun bir şey yani haber. Bunu... Tabii bu daha önceden düzenlenmiş bir şey. Ekim içindeydi. Seçim nedeniyle Kasım'a aktarıldı bu. Daha önce de anlatmıştım. Venezuela'da 1975'te sokak suçları ve uyuşturucunun çok hakim olduğu dönemde yani bunu çocukları nasıl koruyalım diye işte tartışmalar yapılırken bir piyanist, bestekar diyor ki bunu ancak müzikle çözebiliriz diyor. O zaman El Sistema diye bir sistem başlıyor.
burada tamamen çocuklara enstrüman çaldırmak, yani keman çaldırmak. Sonra hani bu nerede olur, nerede olur, nerede bunun devamını yapalım, başka bir yerlere de bunu atlatalım, hani Türkiye'ye de yayılsın. İşte demişler Eskişehir'de, buradan bizim konservatuarda Ozan hocamız var, onunla tanışıyorlarmış herhalde, o da çünkü cello çalıyor. Ona demişler, ya demiş o bizim ilçe belediyesi var, yaparsa Tepebaşı Belediyesi yapar. Çünkü onun beldeevlerinde bu tip çalışmaları var diye. Sonra işte geldi bana böyle bir teklifle, tamam dedim hocam, biz arayıp da bulamadığımız bir şey. Ve hemen başladık. İşte çocukların kayıtları oldu. Çocukların hiç yeteneğine falan bakmadan bütün çocuklar alınıyor. Çalışmalar esnasında devamlılığı da dikkat edilmiyor. Yani çocuk kendisi isteğiyle gelsin diye. Neticede 24 Ocak'ta başlamışlardı bu yıl. 19 Mayıs'ta da konser verdiler. 18-19 Mayıs'taki konserden sonra yavaş yavaş üflemelere de geçelim diye başladık. Yani, öbürü keman, çello, violonsel, kontrabas gibi tamamen yaylı çalgılarla ilgiliydi. Ondan sonra bir hayırsever şirket var İstanbul'da, bizim çoktan can dostlarımız Polymex. Onlara rica ettim. Onlar bütün üfleme enstrümanlarını aldılar. İşte sonradan vurgulara geçeceğiz. Şimdi o yeni yerde işte çalışıyor çocuklarımız. Evet. Konservatuvar kazanan çocuklar var. Tabii tabii. 4 tane 5 evet, tane mi var. Kazanan çocuğumuz var. İşte Barış için müzik yaz içinde bir panel düzenlediler işte bu konularla ilgili. Hatta orada Venezuela'da bu sistemin sağ kolu olan bir genç arkadaşımız da vardı. Onunla bir sohbet esnasında dedim kaç kişi enstrüman çalıyor şimdi Venezuela'da dedim. 800 bin kişi dedim. 800 bin. Bin kişi evet. Yani 1 milyona tamamlasalar Venezuela'nın nüfusu 29 milyon falan. Yani 29 kişide bir kişi enstrüman çalıyor. Muhteşem. 15 Kasım'da Barış İçin Müzik'le birlikte bir konser vereceğiz. Nerede vereceğiz? Zorlu Center'da. Zorlu Center bugün bütün üstadların, işte İstanbul'a gelen bütün starların konser verdiği bir yer. Bizim çocuklarımız oraya çıkacaklar. Evet, öyle bir yere yani keyfini alacaklar. Veliler de artık böyle kulak kabartıyorum. Bach'tan, Mozart'tan çok falan güzel, bahsediyorlar. Müzik, yani müzik onların şeyi, evet. Sohbetleri bile çok farklı noktaya gelmiş. Bunlar da bize hakikaten çok keyif veriyorlar. Kesinlikle. Ve çocuklar hakikaten sokaktan veya bu tip kötü uyuşturucudan, şimdi bonsai diye bir illet var. Maalesef. Okulların önünde ekmek arasında satılıyor. Bu kadar. İlkokullara kadar. Tabii tabii düştüm. Yani bu kadar korkunç bir şey. Onu ya sporla çözersiniz ya işte müzikle çözersiniz. Muhakkak çocuğa bir meşguliyet vermemiz lazım. Başkanım hemen Pişmiş Toprak Sempozyumuna da geleceğim. Orada da beraberlik çok muhteşem bu sene oldu. Eti Fabrikası'nın evet. İçerisinde bu sene farklı bir mekanda yaptınız. Ve farklı işte sergilemeler de oldu. El yapımı şeyler de sergilendi. Mesela çok daha farklı bir sempozyumdu. Eserlerle ilgili son böyle bir bilgiler alabilir miyiz? Neler tabii. Yapıldı? Bu sene tabii yine şehitler olduğu için hani hükümet yas ilan etmedi ama biz Pişmiş Toprak'ın konserlerini iptal etmiştik. Evet. İçindeki bütün eğlence programlarını iptal etmiştik. Sadece sanatsal çalışmalar sürdü. 90 tane eserimiz vardı. Yani büyük çaplı heykel vardı. Bu heykelleri kentin içinde, daha doğrusu Tepebaşı bölgesinde, parklarda, işte yol kenarlarındaki yeşil bantlarda görebilirsiniz. Belediyenin etrafında var, güzel, var. Evet, içinde var. Bu sempozyumda da yani 9.sunda 15 tane yeni heykel çıktı. Onları da yerlerine koyduk. Bazıları biraz daha detaylı olduğu için onların hani kırılmayı falan önlemek açısından iç mekanları alıyoruz. Evet, hasar görmesin diye. Ama neticede artık eski o vandallık kalmadı yani. Heykellerimiz hakikaten kentli tarafından iyi korunuyor. Zaten şu anda Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun kadar Eskişehir'de devam eden bir sanat hadisesi yok. Uluslararası. Evet, uluslararası tabii. Eskiden bizim bir müzik festivalimiz vardı, Zeytinoğlu ailesinin yaptığı.
O 11. şeyde işte ailenin bir takım sıkıntılar yaşaması nedeniyle, yani buradan onlara çok da teşekkür ediyorum. Hem ekonomik açıdan, hem işte bankacılık vardı, Esbank vardı biliyorsunuz. Bunu hatırlatmak isterim. Hem de işte şeyin müzik festivalinin yapılması adına Zeytinoğlu ailesine buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Engellilerle ilgili şarj cihazları kurulmaya başladı. Ben AVM'lere gidikçe de görüyorum Eskişehir'de. İsterseniz bundan da biraz bahsedelim. Tabii bir dostum getirmişti bana bir bu engelli şarjları için bir üniteler varmış. Onun çok basit bir kalbi var imiş. Koca bir gövde ama işi gören bir şey, aparat. Aracın, yani şimdi burada yanlış olur, arkadaşların da ekmeğini engellemeyelim. Çok bir ciddi para isteniyor ama o parça da çok ucuz bir parça. Biz o parçayı aldık. Bizim AVM'lerde kiosklarımız var. Evet. Belediye ile ilgili vatandaşın işlerini yaptıkları, işte vergi yatırabiliyorlar, borcunu ödeniyor veya başka müdürlüklere girip etkinlikleri veya işleri öğrenebiliyorlar. Ona o parçayı ilave ettik. Engelli geliyor, fişini takıyor. Orada yüzünü ekrana dönüyor. Hem belediyenin işte dediğim etkinliklerini takip edebiliyor, hem işte işi varsa onu görebiliyor. Bir yani taraftan da şarj oluyor. Bu aparatlar da şarjı yüksek seviyede veriyor, çabuk bitiyor yani. İsterse yanında manuel bir akülü, ama manuel bir engelli aracı oluyor. Ona geçip ister AVM şarjı alet şarj olurken o da dolaşıyor veya çok işi güzel. Varsa onu görüyor. Bütün AVM'lere koyduk. Şimdi başka noktalara da, işte hastanelere, bunun gibi insanların çok ilgi gösterdiği noktalara da koyacaklar. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Biz daha önce bir köye gitmiştik. Orada enerji ve su konusunda da Tepebaşı Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışma vardı. Ve oradaki işte köylülerin çok memnun olduğu bir çalışmaydı başkanım. Sanırım ikinci köyde bir çalışmaya başladınız diye biliyorum. Evet, bu TARGES, Tarımda Güneş Enerjisi dediğimiz bir proje. Orada gittik, yeraltı suyunu var, ulaşılıyor. Onu ancak işte güneş enerjisiyle, elektrik olmadığı için mezrada. Evet. Onu güneş enerjisiyle yer üstüne çıkardık. İşte mesela 15 dakikada 2 ton, 3 ton yalağa su basıyor. Yine çobanlar sürülerini sırayla getiriyorlar. Kuraklık nedeniyle hayvanların işte kilo kayıpları olmuş, süt oranları düşmüş falan filan. Tabii taze suyu içince hayvanların hem neşesi yerine geldi, hem de süt oranları, kilolar falan değişti. Muhtarın bir lafı vardı. O çok beğeniyorum sizin söyledi. İnsanlar bunu kıymetini bilmez ama. Evet, insanlar bunun kıymetini bilmez ama hayvanların duasını çok alırsın dedi. Doğru. Bunu ben her yerde de söylüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi bu sene o Yakakayı diye bir köyümüzde şimdi gündüzlerde bu yaz yaptık. Gene orada da aynı şekilde çok ciddi talep oldu ve insanların mutluluğu oldu. Tabii, ciddi bir proje. Tabii yapan ekip ayrı bir ekip. Tabii. Onu işte yerine koyan, sondajını yapan. Bence çok önemli bir kesinlikle. İş. Köylerde hayvancılığın teşvik edilmesi çok önemli. Belki tarımda işte mazot pahalı, gübre pahalı, bunlar engelleyebilir ama hayvancılıkta iyi sulamayla iyi bir hayvancılık yapılacağı düşüncesindeyiz biz. Başkanım, spor şeylerle ilgili, yani bu yeni bir temel atıldı. Bir spor salonu daha herhalde atılıyor değil mi? Temel atılacak. Evet. Yeni bir spor salonu yapıyoruz. Yapacağız daha doğrusu. İşte geçtiğimiz yaz içinde bir sporları merkezi açtık. Yeşil bina. Evet. Yaklaşık 30 bin kişinin hizmet alabileceği bir tesis. Çok özellikli bir tesis. Onun bu önümüzdeki günlerde işte temeli atılacak. Ve işte onun tabii bitiş tarihi bir buçuk yıl mı ne sürüyor? Belki de bir yılda biter tabii. Daha basit bir şey bina, spor şeyi, salonu. Biraz önce dediğim gibi işte bu sokak suçlarında olsun, çocukların meşguliyetsizlikten başka yerlere gitmesini önleyecek bir de spor var.
Bu yaz 9 tane mahallemize halı saha yapmışız. Dediğimiz her şeyi yerine getiriyoruz. Dediğimizi yapıyoruz. Bu da bize memnuniyet veriyor. Tabii onu gençlerimizin, çocuklarımızın kullanması da onlar adına çok mutluluk ve bizim adımıza da bir başarı öyküsü. Aslında kentin özelliği de bu herhalde. Ben dün arkadaşlarla sohbet ederken hani şöyle dedim ya, nasıl bir şehir? Yani müzik var, sanat, işte sanatsal faaliyetler çok, sporla ilgili şeyler var. Her yerde işte heykeller, işte toprak sempozumundan çıkmış şeyler. Hani muhteşem bir şehir gerçekten. Turist de çok çeken, insanların geldiği gezmek için görmeden gitmeyecekleri herhalde bir şehirdir Eskişehir. Bu başarı da kolay olmadı. Kısa zamanda oldu ama kolay olmadı. Hakikaten mesela Tepebaşı'nın gelişmesi bizim ekip halinde alın terimiz, tırnaklarımızla yaptık. Kesinlikle. Daha da iyiye gidecek çünkü önümüzde daha bir 3,5 yıl var. Bu 3,5 yılda Tepebaşı'nı ilçe olarak Türkiye'nin gözde ilçelerinden bir haline getireceğiz. Kesinlikle. Yani. Görünen zaten o şekilde başkanım. Evet, programımızın sonuna geldik. Tekrardan ben 1 Kasım seçimleriyle ilgili oy kullanacak olan vatandaşlara mesajınızı alarak programı kapatmak istiyorum. Evet. Bakın, ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin neticesini örnek olarak her yere veriyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaklaşık 14 milyon insan oy kullanmadı. Bunun büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni. Efendim söyleyeyim, %74 neticelendi, katılımla neticelendi. Bunun yarısını aldığınızda, hani %51 de kazandım diyor ya Cumhurbaşkanı. Evet. İşte ne yapar? 35-36 falan eder. İlk turda mümkün değil zaten. Olmazdı yani. Tabii. Yani %36 ile %51'i sağladılar. Evet. Bu seçime katılmayan, oy atmayanların, insanların vebalinde olan bir şey. Bu seçimde de çok rica ediyorum, seçime katılsınlar, oy atsınlar, boş oy atmasınlar. İşte ne diyeyim, hangi parti yapacaksa onu atsınlar. Ve yüksek seçim, mesela son seçim %90'lar civarındaydı. Bu da çok önemli bir seçim. Kesinlikle. Eğer bunda katılım yüksek olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı gerçekten ortaya çıkacak. Doğru. Oyların sayılmasını takip etsinler, izlesinler. Hiç kimse onlara çık diyemez. Tabii müdahale etmedikten sonra hırgür çıkıyor, hakları ortada. Ta ki sayımın bittiğinde, sandıkta sayımın bittiğinde, mazbataya yazıldığında, mazbataya da doğru yazıldığını, işte imza, ıslak imzayla partili arkadaşlara teslim edildiğinde bunu takip etsinler. Çünkü tutanaklar çok önemli. Tutanakların toplanması hemen seçimin neticesini veriyor. Doğru. Zaten o noktada, o ilde. Tutanakların, imzalar atıldı mı ondan sonra itirazı yok, bitiyor o iş. Ama sandığın namusu o tutanaklar. Sonra tabii işte hep bilgisayarda bir şeyler yapılacağı söylenir. Bilgisayarlarda ne yapılırsa yapılsın, elinizdeki tutanaklar doğruysa hiçbir şey değişmez. O tutanak geçerlidir. O açıdan bunlara da çok dikkat etsinler. İşte giderken evinde yaşlısı varsa onu götürsünler. Veya komşusunda yaşlılar varsa götürsünler. Biz çünkü servis kuruyoruz. Onların taşıyoruz bütün yaşlılarımızı. Onlar da muhakkak birileriyle gitsin, ona oy kullandırsınlar. Kesinlikle. Ve bu dayanışma bir partinin başarısı olur. Ben buradan dileğim ülkede sıkıntı olmayan bir seçim geçirelim. İşte dediğim gibi oylarda, sandıklarda bir sıkıntı çıkmasın. Neticeler dileğim 2 Kasım sabahı özgür, demokrasi açısından sıkıntısı olmayan aydınlık bir Türkiye'de hayata girelim. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Rica mesajınız ederim. İçin. Bizi de buraya kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün de programımızı burada sonlandırıyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.